Shiba Coin'in 0,01 sent olacağı tarihi sizlere söyleyeceğim. Efendim öyle 2024 yılı gelmeden olmazmış. Yok efendim 2025 yılı gelmeden ne bileyim yükseliş başlamazmış. 2027 yılı gelmezse kripto para piyasası bitermiş. Shiba 2025 yılına gelmeden yükselmezmiş. Bunları bir unutun. Yani böyle bir düşünce yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Neden 2025 yılı? Size soruyorum yani bu yorumu yapanlara 2025 yılı gelmeden piyasa hareketlenmez diyorlar. Neden 2025 yılı? Bana deyin ki şu sebepten dolayı 2025 yılı gelmeden piyasa hareketlenmez. Yorumlarda bazı birkaç kişi diyor ki 2024 yılı ya da 2025 yılı gelmeden Shiba yükselmez diyorlar. Ben de diyorum ki neden 2024 veya niye 2025 yılı? Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Bana bunun açıklamasını yapsınlar. Beni de aydınlatsınlar. Eğer bilmiyorsan ben de bilmiş olurum. Ne diyorum? Ben her zaman öğrenmeye açığım. Sen neye dayanarak Shiba bu tarihte 0,01 sent olacak diyorsun diye haklı olarak bana bu soruyu soracaksınız. Ben sizlere haklı olarak da Shiba 0,01 sent ne zaman olacak söyleyeyim mi? Bazı yatırımcılara, bazı izleyicilere her ne kadar saçma gelse bile Shiba ne zaman 0,01 sent olur? Sizlere bunun tarihini aslında tarih vermekten ziyade şöyle söyleyeyim sizlere. Şu anda sizlere bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0,5081 sent. 2021 yılında Shiba ne yaptı? 0,4089 sent bölgesine kadar yükseldi. Bazıları Shibarium'u çok hafife alıyor. Vay efendim Shibarium geldiği zaman düşecek. Bunun düşeceğini ben de biliyorum. Yani bunu söylemenize gerek yok. Her kripto para birimi yeni ağ geçişi sırasında mutlaka birkaç gün boyunca düşer. Bu kaçınılmazdır. Bunu her videomda yani her Shibarium gelecek videosunda bunu söylüyorum zaten. Shibarium'a geçtikten sonra Shiba ilk birkaç gün bir düşüş yaşayacak. Hatta çok sert düşebilir. Bunun garantisi yok ama siz yine de hazır olun. Peki neye göre Shiba 0,01 sent olur? Bakın şimdi sizlere sayacak olduğum bu projeler hayata geçirilip istenilen performans sergilenirse bırakın Shiba'nın 0,01 sent olması 1 sent bile olabilecek bir pozisyona gelir. Ama ne olursa gelir. Bazı yatırımcı kardeşlerimiz diyor ki ya Shiba 100 sene geçse yükselmez veya bırakın 0,1 sent olmayı 1 sıfır dahi atmaz diyorlar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi dolaşımdaki arzı da çok önemli. Beni iyi dinleyin. Dolaşımdaki arzı da çok önemli. Şu anda dolaşımda 549 trilyon arz var. Dolaşımdaki arz demek ne demek? Senin cüzdanında, benim cüzdanında, Ahmet'in cüzdanında, Ayşe'nin, Ali'nin, Veli'nin, Fatma'nın cüzdanında olan totalde bulunan token miktarı 549 trilyon. Maksimum arzı ne kadarmış? 589. 590 diyelim. Buna da 550 diyelim. Tamam yuvarlak hesap. Ne kalıyor geriye? Arada 40 trilyon arz kalıyor. Şimdi bu 40 trilyon arz yakılacak. Yakılacak diyorum. Yakmak yükselmeye fayda etmiyor. Peki bunu kaç ay içinde yapacak? Bakın bu da çok önemli. Şimdi aradaki 40 trilyonluk arzı yakacak. 40 trilyonluk arzı yaktı mı kardeşim? Bunda hemfikiriz. Yaktı değil mi? Tamam bitirdi yaktı. Şimdi burada dolaşımdaki tedarik yani 550 trilyonluk arzın örnek verecek olursa 500 trilyonunu insanlar sattı. Dedi ki ya lanet olsun Shiba'dan hiçbir şey olmuyor, yükselmiyor. Ben bıktım deyip Shiba'yı sattı. Ne olacak? Shiba'da satılan 500 trilyonluk arz da yakılacak. Yani dolaşımdaki arz ne zaman? Şöyle 10 milyarlara, 20 milyarlara hatta 100 milyarlara aslında 100 milyar bile değil ama gelin biz buna hani en kötü ihtimalle 100 milyar diyelim. Ne zaman? Dolaşımdaki arz. Bakın maksimum arz değil. Zaten maksimum arz eridikten sonra dolaşımdaki arzı eritmeye başlayacağız. Dolaşımdaki arz ne zaman 100 milyara indi? Örnek veriyorum. Dolaşımdaki arz 100 milyara indi. Bunun ne yapıldı? 50 milyarı tekrar satıldı. Yatırımcılar tarafından satıldı. Bir düşüş yaşandı. Daha sonrasında bu satılan talebin bir kısmı yakılıp tekrar yoğun bir şekilde talep görürse, bakın arz demiyorum. Arz görmeyecek, talep görmesi lazım. Yani arz görürse, yani şöyle söyleyeyim, piyasaya yeniden Shiba sürülmemesi lazım. Aynı zamanda Shiba yakılırken piyasaya da stake edilerek veya mining yapılarak piyasaya yeniden Shiba sürülmemesi gerekiyor. Dolaşındaki arz ne kadar düşürülüp piyasada geri kalan alınmasını bekleyen köşedeki arz ne kadar talep görür? Görürse Shiba o kadar çabuk 0,01 sent olur. Peki bunu kaç ay sonra olur? 589 trilyonluk arzı bakın düşünmüyorum. Bunu görmeyin. Dolaşımdaki arz tamam mı? Diyelim 549 trilyon. Her gün 1 trilyon yaksa
Bak her gün 1 trilyon yaksa 549 gün yapar. Bu da sana 1,5 yıl. Ha ne olacak burada? Sadece yakım değil. Yakım yapılarak aynı anda geri kalan arıza talep görürse bakın sirkülasyon yani işlem görmesi için canlı canlı keş cüzdanlara çekilirse Shiba 1,5 yılda değil 7 ayda 8 ayda 0.01 sent olabilecek bir potansiyele sahip olacaktır. Her şeyden önce dolaşımdaki arzın azaltılması gerekiyor. Bakın maksimum arz demiyorum sizlere. Dolaşımdaki arzın azaltılması gerekiyor. Şu anda Shiba 1 sent olsa veya bırakın 1 dolar olsa 549 trilyon dolar olacak. Şimdi bazıları diyecek ki o kadar piyasada para yok. Hayır var. Piyasada kat trilyon değil. Bakın piyasada 549 trilyon adet 549 trilyon vardır. Burada ne demek istediğimi anladınız mı? Bu çok önemli. Yani piyasadaki paranın sınırı yok. Bu kadar çok yatırımcıya sahip olmasaydı emin olun Shiba'nın fiyatı şu anda en az 2 dolar olacak. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Shiba'nın fiyatı en az 2 dolar olacak bir pozisyondaydı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlarınız olsun.